Sevgili dostlar, ayrıntılarda Salı akşamı saat 21'de size beraberiz. Türkiye'de olan bitenleri takip etmeye çalışıyoruz. Dünyayı takip etmeye çalışıyoruz. Ama ayrıntılarda, hakikaten ayrıntıdaki şeytanı da bulmak için mücadele ediyoruz. Bugün yine çok değerli iki arkadaşımı ağırlayacağım. Gerçekten arkadaş olmaktan mutlu olduğum insanlar. İlk konuğum Levent Üzümcü. Zaten yayınlarda gördünüz. Levent'le konuşurken bir sürü meseleye bulaşacağız. Levent neden böyle Türkiye'de ihale üstüne kalır hale geldi? Onu da konuşacağız. Hoş geldin Levent. Hoş bulduk. İhaleden kastım şu. Aslında sen normalde bir sanatçın, bir yurttaşın. Hı hı. Hadi bir yurttaşın üzerine düşenleri kendi bağlamında yapar ama sözünü ulaştırabilecek insanların, sanatçıların sorumluluğunu taşımaktan ötede bir şey yapmadın. Aslında doğru bir şey yaptın. Fakat garip bir şekilde oyunlarının yasaklanmasından ya da salon verilmesinden tut, doğrudan hedef alındı. Şehir tiyatrosundan gönderilmeye falan böyle bir süreç yaşandı. Geçen gün birisi şeyde ATV'nin bir dizisi vardı sizin. Şimdi artık senin oralarda olman mümkün değil. Gülse'yle yaptınız. Avrupa Yakası. Kız kardeşim bana dedi ki, abi bak dedi, o zaman Levent Üzümcü'nün oynayabildiği diziler de varmış dedi. Hakikaten düşündük. Çok kısa zamanda Türkiye'de acayip haller oldu. Kendini nasıl hissediyorsun bu dönemde? Çok rahat. Çok huzurlu. Vicdanen. İnsanlar genellikle düşündüklerini söyleyemiyorlar. İşte bir yere gidiyoruz, ayrı bir yerde oturuyoruz. Çocukların yaş günü, veliler kendi aramızda konuşuyoruz. Bize yakın masa bile yok. Çünkü orası bir restoran değil, bir başka bir şey değil. Bir sitenin verandası ya da işte kamelyesinde oturuyoruz. Benimle konuşurlarken, ya Levent'ciğim çok haklısın. Yani biz de mesela bütün bunları kınıyoruz. Bu duyulmayan taraf. Yani o kadar şey oluyorsun ki yani, abi neden korkuyorsun? Sen vatandaşsın, sen bu ülkede yaşıyorsun. Bu ülkede yaşayan biri olarak senin kesenle ilgili, yani ekonominle ilgili, senin çocuğunun gittiği okulla aldığı eğitimle ilgili, sosyal hayatınla ilgili bu kadar cendere varken ve bunun sorumluları belliyken bunun hakkında konuşmaman, konuşursan başına bir şeyin gelebileceği korkusu ve eğer bunun hakkında konuşanların başına bir şey geliyorsa o zaman bu nasıl bir ülkede yaşadığımızın göstergesidir, hiç düşündün mü? Bunları yaşıyor olman neyin göstergesi? Geçmiş olsunun göstergesi. Çünkü sen böyle olduğu için bu ülke böyle yönetiliyor. Bunu anlatamıyorsun. Şimdi ben de tamamen benzer konuşmaları zaman zaman insanlarla karşı karşıya geldiğimizde yapıyorum. İmza günü oluyor. Kulağıma geliyor. Sizi çok beğeniyoruz. Biz de sizin gibi düşünüyoruz. Bunu yüksek sesle söyleyemiyorsun. Peki ben ne halt edeyim yani? Bu haklı bir sorun. Ama biraz şunu bugün teraziye oturtalım. Şimdi Gezi'de şöyle bir sahte durum yaratıldı. İşte Gezi'de önde olanlar, arkada olanlar falan. Öyle bir şey yoktu. Gezi'de bir dünya vardı. Ve bu dünya tüm Türkiye'de, yani tüm Türkiye'de derken milyonlarca insanı etkiledi. Fakat ardından çok ilginç bir maskeleme süreci oldu. O gün orada olan arkadaşlarının haline bakıp bir de kendi haline bakınca selam sabaha kesen oldu mu? Benimle mi? Evet. Ne bileyim, ben çoğunu görmüyorum yani. Hiçbir zaman zaten görmezdim. Bir gece hayatım yok benim. Çalıştığım insanları tanıyorum. Ya da işte pek çoğunun tehdit edildiği, pek çoğuna şantaj yapılan bir uyuşturucu davam yok. Uyuşturucu kullanmıyorum. İşte dediğim gibi işte kumarım yok, vergi borcum yok. Sonunda nereden bakılırsa bakılsın normal sıradan bir vatandaş gibi yaşıyorum ben. Hani çok da böyle bohem bir hayatım yoktur. Ama insan istediğini yaşar. Bu tehdit dediğin mesele bilgi olarak söylüyorsun, tahmin mi? Çünkü bu çok dillendiriliyor. Ne tahmini? Gezi'den hemen sonra Gezi Parkı'na katılan, ona destek verenlerin bir bölümü uyuşturucu davasından içeri alındı ve 3 yıldır takip ediliyorlarmış. Ona şey gönderdi. Yani o kart masaya sürüldü. Ya zaten biliniyordu diyorsun o işte. 3 yıldır biliniyormuş. Bir anda neden ortaya çıksın ki bu? Bir anda komik komik ifadeler verdiler. O ifadeler duruyor internette. Açar okur arkadaşlarımız. Çok merak eden olursa. Eğer bu işe böyle bir destek vermeye devam ederseniz, bu işe destek vermeye, biz de size bunu yaparız, şunu yaparız, uyuşturucudan sizi içeri atarız dediler. Bir grup arkadaşım öyle gitti. Bir grup arkadaşım tecimsel kaygılarla bizden uzaklaştı. Evimin kirasını sen mi vereceksin, ben senin kadar cesur değilim falanlar başladı. Ne diyeyim? Peki şunu açık konuşalım o zaman. Yani bence bu önemli bir mesele. Sen geçen gün bir tweet attın.
iki hafta önce. Ben o meselenin perde arkasında bilen birisi olarak onu biraz konuşmak istiyorum. Oyuncular Sendikası ile ilgili. Hı hı. Şimdi Oyuncular Sendikası aslında bir sendika değil, dernek. Şey de öyle, bizim Yazarlar Sendikası da dernekti. Çünkü sendikal koşullar Türkiye'de yok ama adları sendika aslında onların. Ya da şöyle söyleyeyim, sendika olabilse keşke, o güçleri, yetkileri alabilseler. Bence çok önemli bir girişimdi. Hı hı. Sen dedin ki kardeşim benim durumumu bırakın. Sizin kurucu başkanınız Türkiye'ye gelemiyor. Hakkında ağzına alınmayacak laflar ediliyor. Hı hı. Bizim durumumuz bu. O zaman sarı sendika olmaya doğru gidiyorsunuz dedim. Bu itiraz bana çok dokundu. Ben de daha sonra yazdım Cumhuriyet'te. Hı hı. Biraz bunu konuşalım. Tabii. Oyuncuların birbiriyle dayanışması, oyuncu da bir emekçi ise, bir işçi ise, burada bir sorun varsa ve sen yalnız bırakılma hali hepimizin sorunu olmak durumunda değil mi? Elbette. Bütün arkadaşlarımın, oyunculuk sanatıyla uğraşan herkesin problemi bu. Mikrofon önünde seslendirme yapan insanların çektiği bir sıkıntı bu. Setlerde heba olan arkadaşlarımızın çektiği bir sıkıntı bu. Oyuncular Sendikası bunlara çare olabilmek için kuruldu. Biz kurulma aşamasında çok çaba sarf ettik. Özellikle kurucu yönetim kurulunun neredeyse hepsi, İşte avukatlarımızla birlikte şeyi fark ettiğimizde, ne kadar bu işlerden anlamadığımızı da fark ettik. Biz sürekli Kültür Bakanlığı'na gidiyoruz sendika kuracağız diye. Kültür Bakanlığı da bir şekilde bizi oyalıyor. Yapmayın ya, işte şudur budur falan filan. Sonra da fark ettik ki ya bizim niye Kültür Bakanlığı'na gidiyoruz ki biz? Çalışma koşulları ile ilgili bir şeyden Çalışma Bakanlığı'na gitmiyoruz? O dönemin Çalışma Bakanlığı'na gidildi. Faruk diye bir adamdı galiba o zamanlar. Ona gidildi, ona dert anlatıldı. Ben yoktum o grupların içinde. Hiçbir zaman gitmem yani. Devlet görevlileriyle hiçbir zaman temasa geçmek istemem ben. Hoş bulmuyorum bunu. Hani birebir gidip konuşmayı. Bunu yapacak, bunu çok daha iyi becerecek arkadaşlarım var. Onlar vardı onların içinde. Ve şartlar anlatıldı, durum anlatıldı. Durum anlatıldıktan ve şartlar ifade edildikten sonra hemen yapımcılar örgütlendiler. Çünkü paranın sahibi olan şöyle bir şey yapıyor. Bak çark nasıl işliyor anlatayım sana. Şimdi kanalın bir sahibi var. Bu sahibinin devletle çok sıkı bağlantıları var. Kaçınılmaz. Yani Uğur Mumcu'nun yazılarını okurlarsa sevgili seyircilerimiz, medyanın nasıl böyle bir tekelleşmeye gittiğini, 1980'lerden beri nasıl özgür basının holdingleşerek yok edildiğini göreceklerdir. Bu devletle çok dirsek temasında olan, sadece kanalı değil, gazetesi değil, aynı zamanda işte ne bileyim tüpçüsü olan, bankası olan adamlar işte basını satın almaya başladılar. Topladılar biliyorsun basını. Bunlar da devletin bir tür borazanlığını yapmaya başladılar. Ya da hükümetlerin borazanlığını yapmaya başladılar. Mesela o Sabah denilen gazete var ya, mesela onlardan bir tanesi de budur. Her dönemde devir kimin devriyse onun borazanlığını yapan bir gazetedir yani. Öyle el değiştiriyor zaten. Ha, öyle el değiştiriyor. Bir tane gazete var ortada. Onun sahibi değişiyor. Çünkü devlet değişmiş. Yönetenler değişmiş falan filan. Şimdi tabii kendini devlet zanneden çok güçlü bir hükümet ortaya çıkınca ve devletleşince, devlet hükümet artık ayrılışamayınca. Bence devlet hükümet iç içedir artık. Yani, işte kendini devlet zanneden parti devleti var ve parti devleti oldu işte Türkiye. Rejim bu. Ve bunun içerisinde de işte şey oldu, bu kanal patronları yapımcılara şey yapmaya başladılar, direktifler vermeye başladılar. Yapımcılar işlerini götürüyor. Onlar da işlerini yaptırabilmek için bütün kanallarda o kanal patronlarının suyuna gitmeye başladılar. İş kalktı geldi oyunculara. Oyuncuları bir türlü derdest edemiyorlar. Bir türlü zapt edemiyorlar. Finalde ne oldu? Dediler ki ya biz oyuncuların fiyatlarını, çalışma koşullarını falanlarını bunların sesini çıkarmayacağı şekilde getirelim. Dernek oydu. Nasıl ya, benim dizimde bir gün oynuyor, ben niye onu bir ay sigortalayayım falan gibi laflar edilmeye başladı. Onların kârı vardı, fark etmediler. Hepsini sigortalayamam, başına bir şey gelirse gider hastane parasını veririm demeler başladı. Anlamsız, yani tamamıyla şeye dayalı bir kapitalizmin en korkunç, en vahşi halinin olduğu bir düzene doğru gidildi. Sonunda şu oldu, senin dizinin başrolü bu. Ya da bunlar. Biz bunlara çok iyi para veriyoruz. Kapa çeneni, bu şahıslar oynuyor bu dizide diye. Bu dizi oynuyor, sen para kazanıyorsun. Ben bu diziyi yapıyorum diye bu şahıslara rol veriyorum. Onlar da biliyorlar sahiplerinin kim olduğunu. Efendim siz kanal patronu ne istersiniz? Kanal patronu da yukarıya çıkıyor. Efendim bu dizimiz
kanalımızla ilgili yayın politikamız memnun ediyor mu sizi falan diye. Ucu bucağı olmayan bir zincir. O zincirin içerisinde herkes bir halka ve zurnanın zırt dediği yerde oyunculuk. Ve hatta onun daha da kötü olan tarafı var. Oyunculuktan da kötü olan tarafı var. Set işçiliği. Set işçiliği meselesi tabii ayrı bir sorun. Set işçileri hakikaten çok trajik durumdalar. Pastadan çok küçük pay aldılar falan filan. Ama oyunculukla ilgili şöyle bir durum var. Bence konuşulması gereken bu. Şimdi benim hep verdiğim bir örnek vardı. Bu 2010'daki referandumda. O zaman ekranlardayız ve şeyi anlatıyoruz. İşte kardeşim hayır demeniz lazım çünkü ülke uçuruma gider falan anlatıyoruz. Şimdi diyelim ki beni dinleyen 1000 kişi var. Ama Sezen Aksu kalkıp diyorsa ki hayır kardeşim doğru söylemiyor bunlar. Evet demek lazım deyince milyonlarca insan etkileniyor. Neden? Çünkü Sezen Aksu'da herkesin bir anısı var. Bunu bir örnek olarak verdim. Çoğaltabiliriz bunu oyuncular içerisinde de. Oyuncuların takındığı tavır ya da takınmadığı tavır toplumu etkiler. Ve öyle bir hale geldi ki iki örnek vereceğim ve sözü sana bırakacağım. Bir gizli meselesi. Arkadan bir de Yeni Kapı'ya gitme meselesi. Görüntüler yan yana geldi. 15 Temmuz'dan herkes tiksiniyor. O ayrı mesele. Ama öyle bir hale geldi ki iktidar çevresinde olan, iktidarın her davetine giden, iktidardan kopmayan, hiçbir itirazı olmayan bir grup oyuncu ortaya çıktı. Ve bu oyuncular besleniyorlar. Bak biz ne büyük problemler yaşıyoruz yaşamakla ilgili, bu toplumun özgürlüğüyle ilgili, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili ne büyük problemler yaşıyoruz ve hala... Burada bunlara tepki göstermesi gereken arkadaşlarım, meslektaşlarım yapmış oldukları emeklerinin popcorn parasıyla ilgili hikayesini gündeme getirip oturup bu ülkenin siyasi lideriyle bir araya gelebiliyorlar bu yüzden. O meseleyi soracaktım. Yani mesela bu konuşalım onu. Düşünebiliyor musun? Yani ben gidene gitmeyene karşı çıkana falan karşı değilim. Orada bir hak hırsızlığı varsa tabii ki bunun karşısında duralım. Ama çocuklarımızın geleceğiyle ilgili bir hırsızlık var. Acaba bunun karşısında durmak nasıl bir şey olur? Şimdi bence örneğin sandık güvenliğiyle ilgili bir problem var bu ülkede. Bunun karşısında durmak nasıl olabilir? Bunu sana soracaktım. Bu konuyu açtığın iyi oldu. Bunu konuşalım. Ben o zaman sorumu sorayım. Şimdi elbette ki bir hak ihlali varsa hak ihlali prensip olarak karşı durulması gereken bir meseledir. Tamam. Ne olursa olsun. Kimin hakkı tamam. olursa Ama olsun. Ama buradaki sorun orada söz edilen sanatçıların toplumdaki karşılığına baktığınız zaman toplumdaki binlerce hak ihlalleri karşısında derin bir sessizlikte olmaları... Dahası bir tanesinin Recep Tayyip Erdoğan Bey'in top arkadaşı olacak kadar yakın hukuk kurması ama bir taraftan da Yılmaz Güneyciliğe de soyunması. Yani hem toplumcuyum gibi olacaksın hem iktidara yakın olacaksın. Ya hem... Bunlar geçerliyse, bunlar bir karşılık buluyorsa bunu yaparlar insanlar. Çünkü bunun bir karşılığı vardır. Burada kişiden bunu yapmamasını beklemek ütopik bir durumdur bu. Yani insanın yapısına göre değişen şeylerdir bunlar. Kim yapar kim yapmaz. Toplumda bunun karşılığının oluyor olması da kötü. Ama toplumda bunun karşılığı hep vardı Türkiye'de. Bilmiyorum ki yani. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben hiçbir şeyin hesabında değilim. Birçok şeyi kaybetmeyi göze alarak neye inanıyorsam, neyi doğru buluyorsam onu söylüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman şunu konuşalım. Mesela Tarık abinin cenazesinde milyonlar ayağa kalktı. Çünkü Tarık Akan sadece bir aktör olarak ölmedi. Aynen. Ayşen Gruda'nın cenazesinde milyonlar olmadı ama... temsil ettiği değerler olmaması da ayrı bir mesele ama temsil ettiği değerler itibariyle o ironisi, o işte benim programda kalktı dedi ki kardeşim tiyatro ibadethanedir, cami neyse odur dedi mesela. Kadın bunu söyledi. Şimdi bunlar toplumda büyük de bir karşılık buluyor. Fakat çok garip bir şekilde her ikisini de sevmeyi başarabiliyor toplum. Seni de seviyoruz, onu da seviyoruz diyor. Toplumun ölçü sorunu var. Vallahi toplumun ölçü sorunu yok. Bence bu toplumla ilgili çok da güven duyulacak bir şey. Birçok şeyi sevebilmek iyidir, kutuplaşmazsın. Şu an toplumda yaratılan kutuplaşma gibi görünen şey tamamıyla sanal bir ortam. Sanal bir kutuplaşma. Gerçek değil mi diyorsun? Gerçekte olanı var. Örneğin çok açıktan rejimini bize zorla dayatmaya çalışan partinin yandaşı olan biri, bir ev sahibi. Benim bir arkadaşıma, çok muhalif bir arkadaşıma onun o olduğunu öğrendikten sonra evini kiralamaktan vazgeçti. Açık tamam. Yani çok net. Anlatabiliyor muyum? Ulan ev benim değil mi? Vermem dedi. Bu herif de dedi, benim rejimimi zorla bana dayatan partime karşı çıkıyor dedi. Ben de vermiyorum evimi ona dedi. Böyle kötü insanlar var toplumda. Yani ruhu çamura bulanmış, kötülüğe bulanmış insanlar var toplumda. Çünkü siz birinin düşmüş olan birinin, ihtiyacı olan birinin hangi partiye oy attığına bakmaksızın ona yardım edersiniz. Kuşkusuz. Kimsenin umurunda olmaz, benim umurumda değildir. Benim de yani benim sokağımdaki bir seyyar satıcının... Ya da
ilişkilendiğin birinin bu anlamda yani zora düşmüş birininle ilişkilenme halinde sen hangi partiye oyunu atıyorsun diye soramam ki ben ona. Zaten bir derim böyle... yardım ederim. Kırmızı ışıkta geçmek zorunda kalan bir yaya geçidindeki yayaya yol veriyor olmamın altında yatan şey onun bir yaya olmasıdır. Bir insan olması yani. Bu kadar. Yağmurun altında ıslanan bir insana yol vermek için arabanın içindeyken sen o açıkta ıslanırken bakmazsın onun hangi partili ya da kılığının kıyafetinin ne olduğuna. Bak çünkü hani bir partiyi gösterebilir ya ya da bir dünya görüşünü kılık kıyafet. Ben ona bakmam. Islanıyor mu ıslanmıyor mu ona bakarım. Bak sen geldin izledin anlatılan senin hikayendir oyununda. Evet gayet güzel. Herkes anlatılan var. Senin hikayendir oyununda ne diyoruz? İnsandan önce bütün insanlığı sev. Çünkü kötülük baki değildir ki cihanda da ama iyilik var olacak insan var oldukça diyoruz. Evet. Buna hiç itiraz etmiyorum. Bu bakış netice itibariyle günlük hayatta bizi yaşatan bakıştır. Fakat benim söylediğim tam da şu. Metin Akpınar. Evet. Şimdi Metin abi çelebi bir adamdır. Evet. Militan bir adam değildir. Yok. Metin abi Atatürkçüdür. Tabii. Akildir. Çok. Metin abi cumhuriyetçidir, kutuplaştırmaz. Metin abi ironi yapar ama gidip onlarla oturup sohbet de eder. Böyle bir adamdır. Aynen öyle. Müjdat abi daha keskindir. Ama netice itibariyle bu iki adama da hiç kimse şunu diyemez. Bunlar kötü adam değildir. Levent, yani. Levent abi öyleydi. Levent abi öyleydi, rahmetli. O yüzden onu saymadım. Şimdi öyleydi. Çok önemli Levent Kırcı. Şimdi Metin abiyle Müjdat abinin başına gelene baktığımız zaman... Şimdi bir dakika ya. Burada çok ciddi bir şekilde oyuncular sendikası başta olmak üzere herkesin kıyameti kopartması gerekirdi bence. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir durum oldu. Metin abiyi aradıklarını biliyorum. Mehmet Ali'yi de aradıklarını biliyorum. Hatta geniş bir konuşma yaptıklarını da biliyorum. Telefon açma anlamında. Hayır hayır, görüntülü konuşma anlamında. Tamam. Yani bak böyle bir şeyler oluyor sizin hakkınızda şudur budur ne yapalım? Bunların peşinden koşuldu. Ben biliyorum koşulduğunu. Fakat taraflar dediler ki Metin abi de Mehmet Ali de ya başınızı belaya sokmayın. Ne belası? Sendikaya diyor. Yani bir insanın, bir oyuncunun göz göre göre yenilen hakkının peşinden koşmak oyuncular sendikasının görevidir. Tamam mı? O kim olursa olsun o aranmaz, aranılmaz. Ne Mehmet Ali ne Metin abi. Sen tepkin ne olması gerekiyorsa, neyi doğru buluyorsan onu direkt vermelisin. Beni hiç aramadılar zaten. Yani oyunlarım iptal ediliyor falan filan. Ben en son istifa ediyorum abi sizinle çalışmanın ne alemi var? Yani biz aynı yolda yürümüyoruz demek ki dediğim anda bir anda hemen yeni bir oyuna gidildi. Oyundan fotoğraflar çekildi işte. Oynayan, oynanması engellenmeyen oyuna gittiler işte Travis Payne'e. Oradan oynanan oyuna gittiler. Oynanan oyuna gidip tiyatronun sorunları hakkında konuştuk dediler. Kimle konuşuyorlar? Barış Atay da çok güzel bir tweet attı onun altına. Vallahi ben de sizi galama davet edip tiyatronun sorunları hakkında konuşmak isterdim. Ama Türkiye'de benim oyun oynamam yasak dedi. Biz ne yaptık? Bizim hakkımızı savunmak kime ne yapar? Biz ne yaptık? Gerçekten soruyorum sana. Ben de soruyorum. Gezi Parkı'na katıldıysak hepimiz katıldık. Yani bugün oyuncular sendikasında görevli olan, olmayan, hepsi. Türkiye'deki neredeyse kalbur üstü bütün oyuncular oradaydı. Biz ne yapmış olabiliriz? Türkiye'nin yazarları oradaydı. Sanatçılar yani ben 15 Temmuz'da gidip orada kumanya kemirmedim diye mi bana bu yapılıyor? Ben bunu kabul etmiyorum. İnsanlık onuruna aykırı buluyorum diye mi bu yapılıyor? 15 Temmuz'un açıklanması gereken birçok şeye muhtaç olduğunu söylediğim için mi bu yapılıyor? Ne yapmış olabilirim ben? Sözümden dönmediğim için... Çocuklarıma daha aydınlık bir gelecek bırakabilmek için çırpınıyorum diye mi bunlar yapılıyor? Ben ne yapmış olabilirim? Onursuzluk, haysiyetsizlik, gece hayatı bak bunlar hani çok böyle şey ya. Ya bak bir örnek vereceğim sana. Bunlar da suç değil bu arada. Suç değil. Yani hayır bir örnek vermek yani istiyorum mesela... sana. Lütfen bir örnek vereyim, izin ver. Bak eskiden bankalar, özellikle bankalar... Çok dikkat ederlerdi kimle çalıştıklarına. Bugün uyuşturucu kullanan, kadına şiddet uygulayan insanlar banka reklamlarına çıkıp oynayabiliyorlar. Sırf siyasi bir açıklama yapmadıkları için. Bugün yapımcıyım diye ortada dolanan şahsiyetler oynatacakları oyunculara sosyal medya üzerinden siyasi açıklama yapmayacağım diye bir anlaşma maddesi imzalatıyorlar. Doğru. Tamam. Yani böylesine bir rezilliğin içerisinde ben ne yapmış olabilirim? Bu rezilliğin hangi çarkındayım? Bugün reklam seslendirme konusunda bile zorluk çekiyorum.
Bugün al işte bak, insanlar ev kiralayamıyorlar. Sen böyle yapar mıydın, senin bir evin olsa? Asla. O evde oturacak olan insanın... Asla siyasi kimliğine. Anlaştıysan geç otur arkadaşım dersin, evime iyi bak dersin, geçer gider değil mi? Kaldı ki tabii başka bir problemle daha karşı karşıyayız bugün. Şimdi ben mesela bu uzlaşma söylemini biraz seninle konuşmak istiyorum. Hı hı. Ben senin tweetlerinde görüyorum, mesela Fazıl Say meselesinde de bir şey koydun, dengeli bir şey, bir söylem getirmeye çalıştın. Ona inanıyorum çünkü ben, gerçekten. Hayır, şey yapmadın yani, bir biçimiyle Fazıl'ın içinde bulunduğu durumu hedef göstermemeye. Hayır, ben doğru bulmuyorum. Çalıştın. Fakat bir taraftan da o zaman insanlarda tabii büyük bir hezeyan oldu bir kısımda. O da şundan dolayı oldu. Sonuç itibariyle Fazıl'ın her açıdan haklı ve doğru olduğunu varsaysak bile aynı dönemlerde Metin abiyle ilgili sorun olunca üst üste gelince insanlar tepki duydular. Bana diyorlar ki sen oyununa davet eder misin? Evet. Ben arkadaşımı oyunuma davet ederim. Benim oyunuma gelmek isteyen herkese benim oyunumun kapısı açık. Ama ben oyunda kılık kıyafet kanununa mı şey yapıyorum, uyuyorum falan? Öyle bir şeyler mi yaratıyorum kendi kafamda? Kim benim oyunumu izlemek isterse buyursun gelsin, kapısı sonuna kadar açıktır. Ben Türkiye'nin çeşitli yerlerinde oyunumu oynuyorum. Tek başıma sahneye çıkıyorum. Bir tane korumam bile yok. Tek başıma 500 kişinin karşısına çıkıp, yer yer bazen 5000 kişinin karşısına çıkıp oyun oynuyorum. Hiçbir korumam yok. Tek başıma İnsanların karşısına çıkıyorum. Seni niye korusunlar ki? Vallahi bu kadar çok tehdit alan biriyim ben. Benim de bir ailem var. Çoluğum çocuğum var benim de. Annem babam var benim de. Mesela beni... Bir örnek vermek istiyorum sana. Can Dündar'ın adliyenin önünde üstüne ateş edildi. Bunu yapan kişi ceza almadan çıktı. Ben bugün bir tane AKP'nin ayağına gitsem, ateş etsem adliyenin de bana ne yaparlar? Ebediyen içeride kalırsın. Hmm. Eren Erdem ne yaptı? Ne yaptı Eren Erdem? Hakkında gizli tanık çıktı, bir tane gizli tanık çıktı hakkında. İfade verdi. Dedi ki Eren Erdem FETÖ üyesidir. Bu gizli tanık gazetenin sahibi. Nereden biliyoruz? Çünkü pişman oldu. Çıktı dedi ki mahkemede, benim gizli tanık olmam için bu şahıs bana senin vergilerini sileriz eğer böyle söylersen de dedi, diyor. Bunu söylüyor. Tek delil bu. Eren Erdem'le ilgili gizli tanık ifadesi. 23. Ağır Ceza Mahkemesi bütün bu rezaleti görüp davayı düşürüyor. Eren'e tahliye veriyor. 24. Ağır Ceza Mahkemesi tahliyenin hemen ardından tutuklama veriyor. Hangi delile dayanarak? Sen tabii Eren'i şeyden de tanıdın değil mi o dönemde? Karşı gazetesi. Gazetede yazdın sen de. Ben gidiyorum işte, bana soruyorlar Fethullah Gülen örgütünün bir üyesi olmadığını nereden biliyordunuz diyor. Bir kere o zaman Fethullah Gülen bir örgüt değildi diyorum. Henüz değil. Devletçe tanınmış lideri, stadyumlardan, meclis kürsülerinden ülkesine davet edilen, gel artık dön artık bitsin bu hasret falan diye davet edilen biridir diyorum. Zaten terör örgütü değildi o zaman diyorum. Ve Türkiye'de pek çok yatırımı falan vardı ki zaten Eren Fethullah Gülenci olamaz diyorum. Neden diyor? Çünkü ben girdim, araştırdım, baktım. Fethullah Gülen'le bir tane bile fotoğrafı yoktu internette diyorum. Sorduğum soruya cevap verin diyor. Anlatabiliyor muyum size? Yani bunlar saçma. Mahkemede mi bu sorular geldi? Ha, mahkemede oluyor. Şimdi şeye baksana. Allah aşkına Enver. Yalancı tanık, tek delinin sahibi, delilsi neyse işte. Yalancı tanık, ben yalancı tanık oldum, bu beni azmettirdi diyor. İkisi de dışarıdalar, Eren içeride. Eren şimdi açlık grevine başlıyor. Para alarak Twitter üzerinden goy goy yapmak görevinde olan çomarlar ölsün açlık grevinde diyorlar. Evet, ölebilir insanlar bu ülkede, kimsenin umurunda olmuyor. Vallahi kimsenin umurunda değilmiş gibi bir hava şimdi yaratıyorlar. Şöyle... Dur ama bak, burası çok önemli. Bunun üstünden böyle geçmeyelim. Yok, geçmeyelim. Böyle bir hava yaratıyorlar. Halk kutuplaştı. Kimse kimsenin umurunda değil falan filan. Halk kutuplaşmış falan değil. Bir iki tane kendini bilmez, zihinsel engelli, dışarıda görmüş oldukları onurlu insanlara karşı kötü davranma meyili içinde olabilirler. Bu insanların ruhu kirlidir. Bunlar her toplumda vardır. Altın Şafak diye bir parti var Yunanistan'da. Bayağı etiyle, kemiğiyle, köküyle, toprağıyla faşistlerden oluşan bir parti. %6'lık oyları var Yunanistan'da. Gördün mü Yunanistan'daki sağcı parti? Bizi bölmeye çalışıyorlar falan diye çıktı. Bütün sağcılar aynıdır. Sağcılar, radikal sağcılar, faşistler, alayı birbirine benzeyen tiplerdir bunlar. Ve bunlar bir araya gelmedikçe faşizm yapamazlar. Çünkü nerede yaparlar tek başına kaldıklarında faşizmi? Evin içinde yaparlar. Karısına, çocuğuna.
Çünkü faşizm iki insanın arasına sıkışmış bir şeydir. Dışarı çıkarlar, bir araya gelirler. Gene bir iki buldukları kitlelere ya da yeri geldiğinde faşizm yapmaya çalışırlar. Şimdi ben şeyde sana tam olarak şu açıdan katılmıyorum. Toplumsal kutuplaşma bu türden siyasi yapıların mecburi yönü zaten. Yani bir düşman yaratacak. Evet. Her zaman diri düşmanı olması lazım. Bu arada tabii çok acayip şeyler de oldu. Mesela Recep Tayyip Erdoğan Bey geçen gün bir şey söyledi. Hani mizahi bir şey bence. Yani dedi ki ey Kılıçdaroğlu biz Maduro'nun yanındayız. Sen darbecilerin yanındasın dedi. Yani Kılıçdaroğlu'nun Venezuela'daki darbecilerle yan yana olduğu tezini söyleyecek kadar düşman ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Bu mizahi gibi duran şey bir hakikattir. Yani öyle bir hale gelmiş ki artık kutuplaşmak kaçınılmaz. Bazı noktalarda kutuplaşmanın şöyle bir hoşluğu da vardır. Zamanın terazisine bırakırız. Herkes zamanın terazisinde tartılma cesaretinde bulunamaya da bilir. Yani biz bugün az önce yayından önce konuştuk. Nazım'ı konuştuğumuz zaman bugün herkes Nazım diyor. O gün işte mapusa tıkılıyor falan. Herkes bu direnci gösteremeyebilir ama ben tekrar şu aydın ve sanatçı sorununa şuradan gelmek istiyorum. Bu programda çok onu konuştuk ve tartıştık. 12 Eylül'ün hemen sonrasında Aziz Nesin'in bir aydınlar dilekçesi var mesela. Hı hı. Bir tutum bu, bir tavır bu. Sence bugün Türkiye'nin entelektüel dünyası, Türkiye'nin aydın dünyası, Türkiye'nin sanatçı dünyası gerçekten olup bitenlere karşı bir metin üzerinde uzlaşıp altına imza koyabilecek cesareti gösterebilir mi? Eskiden yapıyorduk bunu, bir 3-4 yıl öncesine kadar. Biraz daha eskidi galiba. Hı hı. Ya bir metnin altına imza atmaktan çok daha fazla bir şeye ihtiyaç var. Kuşkusuz ama o kadarını bile yapamazsan? Yok yani bir metnin altına imza atmak, çalışmak önemli. Yanlışı gördüğün yerde engellemeye çalışmak önemli. Bak Kazım Karabekir'in torununu yaptığı gibi. Ha çok ilginç bir... Biz burada Kazım Karabekir'i anmaya geldik. Sizin yaratmaya çalıştığınız sahte tarihi değil, yaşanmış olan tarihi anmaya geldik dedi. Evet önemli bir görüntüydü o. Yani şeyi görüyorum, şeyi farkındayım. Yani böylesine itaatkar bir düzenden, itaat üzerine kurulu bir düzenden, liyakatin olmadığı bir düzenden... Ülke için ya da gelecek için artı bir değer yaratamazsınız. Bakın bu ülke hiçbir şey üretmiyor. Bu ülke bugün kendisine Arabistan'ın ya da Arap ülkelerinin bilmem neresinden akan sıcak para olmazsa bitmiş durumda. Vallahi, hiçbir şey üretmeyen bir ülke. Geçen gün şeyi öğrendik biliyorsun. Katar'la Türkiye iki devlet tek millet. Bu şeyinle. Tek millet. Tabii şey dedi bunu. Ethem Sancak dedi. Dedi ki biz dedi iki devlet tek milletiz. Eskiden Azerbaycan için söylenirdi. Şimdi Katar'la öyleyiz dedi. Bunu kendi ağzından yayınladık. Dolayısıyla demek ki paranın kaynağı orası. O yüzden üretmene gerek kalmayınca sıcak parayla pompalanıyorsa ama bunda gideceği yer o kadar iyi olmayabilir. Hiç üretmeyen bir devlet er ya da geç birileri tahsilata geldiği zaman önce onurunu verir. Ve ondan sonra biz çok söyledik Enver. Yani ben yıllardan beri söylüyorum. Ama işte benim söylediklerimin üzerine baskı yapmayı düşünen, baskı yaptığını zanneden bir grup çomar, parayla kiralanmış olan yani sosyal medya işte kapı kulları, söylediklerimi değersizleştirmeye, önemsizleştirmeye çalışıyorlar. Ya da televizyondaki yaptığım her konuşmada bunu yapmaya çalışıyorlar. Algıları değiştirmeye çalışıyorlar. Vay efendim sen bizim seçmenimize bu lafı ediyorsun falan diyorlar. Hayır efendim. Bana hakaret, küfür ve tehditte bulunmak üzere maaş alan, sadece bana değil benim gibi olanlara, çok. Bu maaş alan kişilere çomar diyorum ben. Bir kere burasını çok net açıklamak gerekiyor. Ve bunu defalarca da söylüyorsun. Vay efendim öyle konuşamazsın, vay böyle konuşamazsın diye çıkan bir de gariban liberaller var biliyorsun. Türk tipi liberaller vardır. Gariban değiller pek ama liberaller. Yok yok gariban, ben fikir garibanlığından bahsediyorum. Yani bir rezil. Türk tipi liberalden bahsediyorum ama anlatabiliyor muyum? Yani evet. Böyle bir ülkede liberal olmak kaypaklıkla çok eşdeğerdir. Tamam aynı kandayım. Çok özür dilerim birden not geldi. Rica ederim hayırdır. Çok önemli şeyler mi geliyor Enver? Yok ne geldiğine bakacağız şimdi. Önemli not. Yayını kesin. Hayır bizde öyle. Kesin çabuk yayını. Bizde öyle bir şey olmaz ya. Olur ya her yerde olur. Burada olmaz. Sahibi olan her yerde böyle şeyler olur. Ha son dakika gelmiş pardon. Ay canım. Ay canım. Ya bir saattir bunu mu söylüyorsun? Ne ilkeli adam be. Vay be helal olsun be. Binali Bey istifa edeceğim. Adaylık başvurusu sonrası görevi bırakacağım. Ay canım ya. Ay canım benim. Tontiş. Şöyle, bunu şöyle yorumlayabiliriz. Demek ki bir şeyde inatçı olursan
karşılığını alabiliyorsun. Şimdi ben ilk günden beri hep şunu söyledim. Anayasa ihlali eğer İnan Yıldırım'ın yetkisi dahilindeyse, değil mi? Bunu yapabiliyorsa o zaman herkes yapar. Ben anayasa... Ama bu Özal'da da yönü gibi değil miydi? Hatırla lafı. Aynı gibi. Lafını anayasayı hatırla. Bir kere delmekte bir şey olmaz. Dedi ya bunu. Dedi. Ama dedi. O gelenek işte. Dedi. Evet, o siyasi gelenek. Düşünsene yani. Öyle garip kişileri yetiştirdiler ki onların hiçbiri bu kanalda bizi izlemiyorlardır şimdi. Düşünsene. Adam 1900... Ya Bay Pipo'da Soner Yalçın çok güzel anlatır. Bilmiyorum okudun mu? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içine 1950'den sonra Amerika'nın masa kurmasını anlatır. Amerika'nın masası vardır içeride. İrem Havas ya cinayetini anlattığı yerde. Kitapta. İrem Havas cinayetinin ne kadar önemli ve onun üzerinden işte teşkilatı anlatır, miti anlatan bir şeydir yani. Ve 1946 yılında yapılan çok alengirli, hileli olduğu iddia edilen seçimlerden sonra bir daha Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi hiç yönetmedi tek başına. Bir grup var ki yaşı 20'dir, 30'dur, 40'tır. Bütün başımıza gelenleri CHP yaptı diyor. Cumhuriyet Halk Partisi yaptı diyor. Ülkeyi 1950 yılından beri Güneş Motel rezaletini bir tarafa koyarsak Cumhuriyet Halk Partisi hiç yönetmedi. Orada da yönetemedi. Orada da yönetemedi. 13 tane MHP'li sonra şeyde yargılandılar. O da orada da yönetemedi. Biliyorsun yolsuzluktan 13'ü birden yargılandı yani. Şeyde de SHP koalisyon ortağı oldu. Yüce Divan'da. SHP koalisyon ortağı oldu. Orada da... Sonra DSP oldu. Sonra DSP oldu. Hiçbir zaman tek başına tek iktidarda başına değildi. Olmadı. Bu ülkede her zaman milliyetçi muhafazakar sağ iktidardaydı. Merkez sağ ya da milliyetçi muhafazakar sağ. Milliyetçi muhafazakar sağın da içinde olduğu merkez sağ. Liderlerini sayalım mı? Sayalım tabii. Gel hadi bakalım. Menderes. Menderes'le başladı. Demirel'le devam etti. Ardından Mesut Yılmaz geldi. Ardından Tansu Çiller. Özal. En önemli adım attım. Özal. Özal. Neyse ya. Özal geldi. Mesut Yılmaz geldi. Tansu Çiller geldi. İşte ve ardından da bugünlere kadar Abdullah Gül, Erdoğan. Dolayısıyla bu gelenek, şimdi orada ilginç bir şey var tabii. Erdoğan ana vatana sahip çıkıyor, Menderes'e sahip çıkıyor. Demirel'e sahip çıkmıyor ama. Ha öyle mi? Tabii Demirel'e sahip çıkmıyor çünkü Demirel'in son dönemki Cumhurbaşkanlığı dönemindeki laiklik falan vurgusunu... Erbakan'a da çıkıyor mu emin değilim. Bak bence çünkü o da Erbakan iyi. Bayağı televizyonlara çıkıyor. Bu bir Amerikan projesidir dedi. Tabii çok giydirdi. Ölmeden önce bayağı. Ona da sahip çıkmıyor. Şimdi peki o zaman biraz meseleyi derinleştirirsek. Bu sonuç itibariyle televizyonlarda yoksun. Yani oyuncu aktör olarak yoksun. Halk TV'de konuk olarak her zaman varsın ama Halk TV'den başka nerede olabilirsin da bilmiyorum yani. Yok çıkıyorum var. Artı TV'ye çıkıyorum. Artı TV başka. Artı gerçek miydi o? Tam Artı. Artı TV başka ne bileyim internet üzerinden yayın yapan şeyler i̇nternet var. İnternet ayrı. Yok yani. Yok tabii. Nerede olsun. Ama yani yok. Şimdi ben de şunu düşünüyorum. Biz seninle geçen gün buraya gelmeden yani yoldayken şöyle bir düşündüm. Biz Levent'le nerede yayın yaptık diye. Ya biz seninle yayın yaptığımız yerler. Şeyden de stüdyoda yaptık. Gümbür gümbür konuştuk. Taksim Meydanı'nda yaptık. Tabii. Gezdiği zaman... İlk yayındı. Tabii ilk yayın. Gezdi. Çok da efsanevi bir şeydir. Herkes tabii, bunu bilmez ha. Tabii. Şimdi millet diyor ki... Penguen oynatıyor bu seyahati. Gezi'de ne yapıyorsunuz? Gezi'de ben pazartesi günü Taksim'de yayın yaptım. Ya benim sana gelişimi hatırlıyorum. Senin beni ikna etmek için ne kadar çabaladığını hatırlıyorum. Tabii. Onun görüntüleri var. Vardım. Bu bütün Türkiye seninle benim yaptığım programdan bir terslik olduğunu anladı CNN Türk'te. Evet. O yayındı. Çünkü millet haber yapmaya utanıyordu ya. Haber kanallarının kapıları basıldı. O haber yani, kanallarında çalışan insanlar vardı. Hepsinin ayağı kaydırıldı. Şimdi hiçbiri çalışamıyor. Kaydı. Şimdi orada da ölçü... Seslerini çıkartmadılar zamanında. Oradaki ölçü şu. Hayatın doğal olağan akışına ters bir şey yaptılar. Yani biz CNN'de o zaman ben Perşembe akşamı programı bitirdim. Cuma sabahı Gezi'deki ilk hararetli şey orada oldu. Şimdi Allah var. Kanal D'de de o ilk sabah haberlerini İrfan yaptı. O bir iki saat bayağı ciddi bir yayın yaptı. Ondan sonra iktidar üstüne bindi zaten. Bir Doğan grubunun bindi. Benim de ondan sonraki ilk yayınım pazartesiydi. Ve biz kanalla o zaman konuştuğumuzda dedim ki ben Taksim'den yapacağım. Seni arama nedenim oydu. Çünkü orada bir olay var. Ben Taksim'e kimse gelmiyor. Şöyle bir şey var. Bizim gitmemiz mucize. Asıl mesele o. Siz bir de yani en zor zamanda. En zor ki zaman. Zaten o tiyatroda tam altınızda oynandı sizin. Tabii. Siz çekebilirsiniz diye orada oynandı.
O adamın bir tanesi Toma'ya şey sonra yaptı. İşte sonra ama tam onun altında oldu. Sonra. Orada molotof attı, Toma yandı. Toma'yı yaktılar orada. Onlar sonra. Adam belinde silahla polise yakalanmış böyle gidiyor. Onların Fethullahçı oldukları da çıktı sonra. Ha öyle miymiş? Ya şöyle, ben orada şöyle bakıyorum meseleye. O dönemki o çatışmalara baktığın zaman, senin az önce söylediğin şey çok önemli. O dönemin emniyet müdürü Fethullah'tan tutuklandı. Vali tutuklandı. Yani oradaki çocukların cebinde kuşlar ne... cıvıl cıvıl falan filan var. Tabii adammış. Ya hiç unutmuyorum. Biz bir ekip olarak orada kan dökülmemesi için, bir şekilde lütfen ılımlı davranılması için valilikle konuşmaya gittik. Sanıyorum Haziran'ın ikisiydi. Büyük bir ihtimalle Haziran'ın ikisiydi. Biz gece saat 12.45'te valiyi aradık. 12, yani 00.45'te valiyi aradık, dönemin valisini. Vali de bize sabah 8'e randevu verdi. Sabah, çünkü çok çaresizler, bir muhatap da bulamamışlar. Biz de bir grup vatanını ve hani yeşili seven insan bastık gittik, dedik yapmayın Allah aşkınıza, ne yapıyorsunuz? Niye insanlara saldırıyorsunuz? Bir ılımlı açıklamaya bakar ya. Neyin inadını peşindesiniz yani? Burası bir park, bunlar da ağaç. Yapmayın bunu dedik. Neyse, çıkıyoruz kapıdan. Valilikte, bu Sirkeci mi orası? İstanbul'da. Ya şey, tabii Cağaloğlu. Cağaloğlu yokuşu işte. Sirkeci'den yukarı çıkıyoruz. Ha. Hayatımda ilk defa İstanbul Valiliğine gitmişim. Vali bizi bekliyor falan filan. Oturduk, muhabbet ettik. Böyle geniş bir salon, tavanlar 5 metre falan. İnanılmaz bir yer. Hepimizi uğurluyor vali. Biz de Can'la, Dündar'la sona kaldık. Hani... Böyle Can'la konuşuyoruz. Konuşa konuşa bir ayrılma sırası var. Finalde de diyoruz işte burası ne kadar güzel falan filan. Bir yandan da böyle gidiyoruz ama bu tarafa bakıyoruz. Vali Can'ı tuttu. Can'a iki kafa çaktı. Can'ı bir tarafa attı. Sonra beni tuttu. Ben öpmeye yeltenirken bana küt diye kafayı bir buradan bir buradan çaktı. Beni de yolladı. Ama ben aptala döndüm. Can dedi ki oğlum üzülme ya dedi. Bir daha ne zaman İstanbul valisinden kafayı yiyeceksin dedi. Hiç unutmuyorum. Çok komik bir anıydı o. Bayağı tosladı bizi böyle küt 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 diye. O selam ama biliyorsun. Ya bilmiyorum. Ben öyle şeylere çok sıcak bakmıyorum ya. Yok yok ama selam yani. Yani o kadar biçimsel bir toplum haline alıyoruz ki elinin, kolunun, öpüşünün, falanının, filanının hep değiştirmeler, hep isim takmalar. İşte Esad'ı Esed yaparak hani böyle bir aşağılamaya yine çalışmalar. Yine Esad oldu galiba. Olmuş mu? Ya öyle görünüyor. Hayırlı olsun ya. Aslında Esad hep Esad'tı. Esad hep Esad'tı değil mi? Yani adamın adı bu. Yani. Ekonomide ne durumda acaba Suriye'de? Bizden iyiler. Ne diyorsun ya? Yapma. Ay ay ay. Bu Maduro meselesini de konuşacağız. Biraz sonra Ceyda gelecek. Mesela orada da şimdi ben... Ceyda? Karan. Şeyde ikinci bölümde onunla konuşacağız. Ay, mesela, sana şunu söyleyeceğim yani. Şöyle bir enteresanlık yok mu sence? Anti-emperyalist olmak vesaire gibi laflar Türkiye'de şey gibi geliyor. Demode, eski falan gibi geliyor. Ne diyorsun? Yani sonuçta böyle Maduro babamızın oğlu değil umurumda da değil mi? Venezuela halkı kendi iradesini kendisi koyması gerekir. Şöyle bir durum var Enver. Mesela ben bunu merak ediyorum ama bunu bilmiyorum. Acaba Venezuela'da şimdi 30 milyon insan yaşıyor. Hı. Değil mi? Ülkenin nüfusu 30 milyon. Bunun ne kadarı seçmendir? 20? 15? Olabilir. 160-70'i seçmendir. Hadi yani. 20 diyelim. 20 milyon seçmenin gerçek iradesi sandığa yansıyor mu? Çünkü %60'ı katılmadı seçime. %40'la Maduro geldi başa. Hı hı. Toplumun %60'ı, oy kullananların %60'ı sandığa gitmediler. Acaba orada ne var? Seçim sonuçlarına mı güvenmiyorlar? Bir tür sineği millet hikayesi var değil mi? Acaba seçim sonuçlarına mı güvenmiyorlar? Ben. Acaba bu %60 bir araya geldi, sandıkları mı patlattı? Ben. Ha, acaba böyle bir şey yaptı mı? Bunun sağa solu yok da o yüzden. Hayır, ben şuna bakıyorum. Sandıkları birileri patlatıyor mu acaba? Sandık patlatmak biliyorsun rejimlerde moda. Şimdi ben şöyle... CHP yapıyordur o yani. Bence kesin CHP yapıyordur. Birileri sandığı patlatıyorsa o CHP değil mi? Çünkü toplumda kimsenin CHP'ye güveni yok. CHP hırsızlardan, katillerden, canilerden oluşan bir parti değil mi? İtaatkarlardan, liyakat engellilerden. Daha da ileri gidiyoruz, darbecilerden. Darbecilerden değil mi? Bunlardan oluşan bir parti değil mi? Kimlerle? Öyle diyorlar. Ha, öyle mi? Yani bunu şunun için söylüyorum. Bence Venezuela'ya takılan tutum bir esas. Türkiye'de kafa karışıklığı oluyor. Bence Maduro'nun ne olduğu çok önemli değil. Ama Amerika meselesini konuşacağımız zaman şunu konuşmamız lazım. Suriye, Irak, önce Irak tabii. Irak, Mısır, Libya, Suriye, bizim coğrafyamızda gibi olup bitenlerin hepsinin altında Amerika var. Yetmiyor, Afganistan'da Taliban'la anlaşma imzaladı. Çok net söylüyorum. İçinde Amerika'nın olduğu hiçbir siyasi akımdan dünyadaki hiçbir ülkeye hayır gelmez.
Bitti. Ben de bitmiştir. Yarınki Cumhuriyet'te bunu yazdım. Bu kadar. Tam da mi? Cümle bu. Senin de adını koyabilirim artık. Koy. Ben de koymak için de Levent Üzümcü'dü diye. Aynen böyle. Ama annem bak tarzım söyledi. Sanki kimse bunu bilmiyor. Ama bak bu çok önemli. Bu tartışılacak bir şey değil. Şimdi buradan bakınca sorun biter. Ya adamın tek derdi ülkesinin çıkarı. Sen onun hiçbir şekilde umurunda değilsin. Hiçbir zaman da olmayacaksın. Hiçbir zaman da olmayacaksın. Bakma sen şimdi Trump kafayı iç merkeze taktı. Ülkenin içini halletmeye çalışıyor. Bir kere tekrar büyük Amerika, Great America Again dediği seçim mottosu bir şeyin itirafı. Büyük olmadıklarının eskisi kadar, onun itirafı. Ülkenin içiyle uğraşıyor, dışişlerden de çok fazla anlamıyor. Zaten tuhaf bir herif. Zaten tuhaf, gerçekten. Tweet atarak dünyaya falan böyle. Ama gücünü fark etmiş. Twitter belası ya. Twitter'ın gücünü fark etmiş. Acaba yani. Akşam yatmadan önce iki tane atıp atıyor. Çünkü öyle diyorlar. İki tweet atıyor değil mi yatmadan önce? Abi iki tweet at rahat uyutur. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen bütün bu meseleleri yaparken tamam anlatılan senin hikayendir. Büyük ilgi görüyor. Bir de böyle ilginç bir şey var. Yani mesela belki de bir tiyatrocunun başına gelebilecek en önemli şeyi yaşıyorsun. Seyirci sahip çıkıyor. Yani dizi yok, bilmem ne yok, hiçbir şey yok. O salon yok, o yok, bu yok. Yani mutlaka nitelik meselesi var. Aktörel değer, sanatsal yeti falan var ama bir de halkın aidiyet duygusu var. Ben çünkü oyunu gördüm. Oyunun içinde anlatılan senin hikayendir. Hakikaten bu coğrafyanın bir hikayesi. Ötekiye karşı, insanın... Bir biçimiyle yani ben tam olarak söylemem gerekirse ötekiye karşı insanın insanlaşma sorununu ele alan çok naif ama çok içli bir hikaye. Xenofobi karşı. Tabii. Evet yani muazzam bir şey özdeşlik kurabileceğimiz bir hikaye. Yani bizim Konya hikayemiz bu toprakların Konya'da hikayesi. Konya'da da geçerli, Diyarbakır'da da geçerli, Kırklareli'nde de geçerli, Antakya'da da geçerli. O yüzden anlatılan Trabzon, evet. Ve seyirci sahip çıkıyor buna. Bu anlatılan senin hikayenleri oynarken ne hikayeler birikti? Yani muhafazakar yerlere de gittin sen. Tabii ki. Aslına bakarsan her oyunda seyirci farklı, bölge farklı olduğu için işte Van'da oynuyorum. Şimdi Diyarbakır'da oynayacağım. Bakalım onu engellemeye için neler yapacaklar. Çünkü açık havada değil. Açık havaları engelleyebiliyor valilikler ama kapalı alanda bir şey yapamıyorlar. Adamın kendi sahnesi. Acaba kim, hangi kamu görevlisi tehdit edecek o sahneyi bilmiyorum mesela. Çünkü kamu görevlileri yapıyorlar. Mesela senin geldiğin diyarlarda İskenderun'da sana çok yakın bir saat, bir buçuk saat uzağında Gaziantep'te oyunumu oynatacak olan okulların sahiplerine kamu görevlileri tehdit ettiler. Ya biz de bunu yaşadık. Yani amacı, maksadı, bulunduğu koltukta oturma amacı halka hizmet etmek olan kamu görevlilerinden bahsediyorum. Bunu özel okullara falan yapıyorlar, onu biliyorum. Biz de maalesef Edirne ve şeyde Çanakkale'de yaşadık bunu. Üniversite salonu vermedi önce, özel bir okul eskiden. İzmir'de yaşadım ben. Vermiyor. AKM'yi vermediler işte. Bir üniversitelerden bir tanesini, İzmir'deki ilk üniversitenin sanıyorum 9 Eylül Üniversitesi'ne. Oradaki işte şahıs, rektör şahs ya da onun şeyi vermediler sahneyi. Vermiyorlar. Ve şöyle vermiyor, yani organizatör orada... tiyatro haftası yapacağım demiş. Orayı 8 günlüğüne almış. Benim adımı görünce o güne şey koymuşlar, etkinlik. Tamam demiş, günümü değiştirmiş, o güne de koymuşlar. Hani yapma diyor sana. Ama da yani en güzel becerdikleri işlerden bir tanesi suçu işliyorlar, sahipsiz bırakıyorlar. Yani suçu buna işletiyor. Ondan sonra bunu görevden alıyor. Örneğin işte çorbacı vardı ya. Çorbacı, Büyükşehir Belediye Başkanı. Benim atılma kağıdımın altında o çorbacının imzası var. Çorbacıyı görevden aldılar. Benimle ilgili bu kararları veren bütün o disiplin kurulunu görevden aldılar. Onların isimlerini hiç kimse bilmez. Çünkü onlar oradaki zavallı birer piyondu. Onlar görevden alındı. Benim sebepsiz yere işimden atılmam, suçsuz yere işimden atılmam sahipsiz kaldı. Şimdi mahkeme, benim işten atılma mahkemem nerede biliyor musun? Danıştay'da. Hah. Kim karar verecek Danıştay'da benim karar atılmama? Çay toplayanlar. Yani ya arkadaş... İnsanların ülkede adalete güveni kalmamış. Siz ne kadar büyük bir şeyle hesaplaştığınızı farkında mısınız? İnsanları düşman, adalet yok. Suçsuz insanlar içeride. Yani bugün bir karikatür vardı, gözüne ilişti mi bilmiyorum. Biz seçilemezsek türbanlı bacalarımız yolda rahat yürüyemezler diye bir veciz var ortada. Bugün hapishanelerde kaç tane türbanlı bacı var, kendileri tıktılar içeri. Biliyor musun sayısını? Ben istersen çocuk üzerinden söyleyeyim. 1600. Tabii mesela ben çok ilginç bir veriyi de burada konuşmak istiyorum. Mesela Deniz Çakır'a bir iftira attılar.
Tabii. Ortada görüntü yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey. En sonunda delil bulamadıkları için bugün takipsizlik verdiler. Yok, ne olabilir? Ama o dönemde ne oldu? Bak sorun şu. O dönemde ne söylendi? O dönemde de söylendi. Kadına ne muamele yaptılar? Yandaş medyada. Hiçbir şey yok. Yok. Yani kadının... Devletin en üst düzeyinden insanlar zan altında bırakılıyorlar. Yahu Erdoğan doğrudan hedef aldı. Türkiye'nin en üst düzeyi delili... Şimdi diyeceksin ki bana tabii... Kabataş. Enver Kaba. Ben Kabataş davasında yargılandım. Bir tek ben yargılandım. Biliyorum cami. Yalancı dediğim için ben yargılandım. Tabii. Ve doğruyu söylüyor. Suçlu. Suçu yapan suçsuz. Yalancılar. Aynı şey cami meselesinde oldu. Devam ediyor. Yani bu o kadar enteresan bir şey değil. Bu toplumda bu garip bir şekilde oluyor. Erdoğan bence şu işi iyi beceriyor. Ah bu kapitalizm her şeyi yaptırır diyor mesela. Peki son bir soru. Lütfen. Şimdi oyun gidiyoruz mu sonra? Bir gidiyoruz sonra. Ha bitiyor program. Sen arasız falan mı bu? Sen gidiyorsun. Ha ben gidiyorum. Ceyda mı geliyor? Ceyda geliyor. Ya. Şunu soracağım sana. Yeni oyun. Zorlu'da oynuyorsunuz. Altıncı oyun mu oldu? Kaç oldu? Altı olacak. Sekizinde. Sekizinde altı olacak. Şubat'ın sekizinde altı olacak. Neler oynadığını bir duyuralım buradan. Anlatılan senin hikayendir. Bende oyun bol. Anlatılan senin hikayendir. Oynuyorum. İstanbul'da 21 Şubat'ta Akatlar'da oynayacağım. 5 Mart'ta CKM'de oynayacağım. 21 Mart'ta artı sahnede oynayacağım. Arkadaşlar bunları not alın çünkü yer bulamıyorsunuz. Yok yani ama yani çaba sarf ederlerse neden olmasın? Şaka değil yani yer bulunmuyor. Aynen öyle. Çünkü insanlar nefes almak istiyorlar oyunlarda. İstanbul'da 3 tane oyunum var. Biletleri de bakarlar. Bilet satan sitelerden görürler nerede ne olduğunu. Bir yaz gecesi rüyası var. Üçünde, Şubat'ın 3'ünde CKM'de oynuyoruz. Ve ona da bakarlar yine bilet satan sitelerden. Tarihlerini yanlış vermek istemiyorum. Ve gerçek var. Gerçekte zorlu performans sanatlarında oynuyor. Yeni başladı. Altıncı oyunumuzu oynuyoruz. Bir aldatmanın polisiyesi gibi bir tiyatro oyunu. Efendim oyunlarımızın hiçbiri siyasi, politik oyunlar değillerdir. Rahatlıkla gelebilirsiniz efendim oyunlarımıza. Yani korkmayın. Korkmanıza gerek olacak hiçbir şey yok. Ben 300 oyundur anlatılan senin hikayendir. Seyirciye karşı böyle oynuyorum. Korumam yok. Bir tane ışıkçım var. Öyle takılıyorum yani. Değerli dostlar, Levent'le biz her zaman bir araya geldiğimizde tabii uzun uzun konuşuyoruz. Ben bir taraftan da iyi bir durum olduğunu düşünüyorum. Levent gibi çok değerli aktörler daha çok tiyatro yapmaya zaman buluyorlar. Devletimiz setlerde yorulmasınlar diye halkımızın karşısına sundular. Kısa bir ara vereceğim. Ardından Ceyda Karan'la birlikte biraz bu dış politikayı konuşacağız. Venezuela'yı da konuşacağız. Türkiye boyutunu da konuşacağız. Ayrıntılar devam edecek. Bir küçücük bir şey söyleyebilir miyim? Söyle tabii. Ceyda benim hani bunu söylemeliyim içimde kalmasın. Televizyonda izlediğim son en iyi dış siyaset, dış politika programını yapmış insandı. Tabii hemen anında işler bitti. Televizyon kanalı, ne artı televizyon, neresi? Her şeydeki artı bir zamanında. Artı bir zamanında. Eskiden o 1990'larda izlediğimiz işte şeylerin tadını hissetmiştim onu yaptığım. Medeni tartışmada. Yani işte şurada şu olmakta, burada bu güçler var falan. Çok da seviyorum dış siyaseti falan filan neyse. Az sonra çok biz, başarılıdır. Az sonra biz Levent'in o içinde kalanı burada yapmaya çalışacağız. Reklamlardan sonra beraberiz.